Sen delirdin galiba. Elif, ben delirmedim sadece seninle. Ne demek ben sadece filan? Şakaysa bu hiç komik değil. Elif, bu korkunç. Annenle anılarının olduğu evin elden bu şekilde gidiyor olması korkunç. Bu mudur yani çözümün? Bak şimdi benim daha iyi bir fikrim var. Ben şimdi aşağı ineyim, tamam mı? Şöyle bir etrafta dolanayım. 3 günde 3 milyon toplayamayabilirim ama bence bayağı bir talip ya olur. Ya sen ne biçim konuşuyorsun ya? Sen ne biçim konuşuyorsun? Sen kendine gel ya. Elif, neler söylüyorsun ya? Aşağı inerim, yok takılırım 3 milyon falan bilmem. Sen ne dediğinin farkında mısın? Daha bilmiyoruz bile, kadının ne teklif ettiğini bile bilmiyoruz. Tabii ya, ne kadar aptalım ben. Aklıma iğrenç iğrenç şeyler geliyor. Oysa zavallı Sibel Hanım ne istiyor olabilir ki? 3 günlük bir can yoldaşı, bir arkadaş istiyor değil mi sadece kendine? Benim de aklıma neler geliyor. Aşkım. Ya da sadece omzunu dayayacak bir arkadaş istiyordur kendine. Zirvede o kadar yalnız ki bunun için 3 milyon vermeye hazır. Bu da bana sus payı değil mi? Hı? 500 bin de yattı. Kapora da tamam. Kendine biçtiğin fiyat bu mu Erhan? Bu mu Erhan? Biraz sakin olur musun? Lütfen. Şimdi gideceğim. Neden böyle bir teklif yaptığını soracağım kendisine. Kapıdan çıkarsan bir daha geri dönemezsin. Artık buradan uyanalım bu kabustan lütfen. Odaya geçer misin sevgilim? Sibel Hanım'la konuşup geleceğim. Nasıl batırdıysam öyle toparlamaya çalışıyorum şu an şu işi. İyi, bunu da ver o zaman. Hiçbir şeyini istemiyorum o kadının, ne parasını, ne kolyesini, hiçbir şeyini. Erhan. Erhan ne olur gitme sevgilim. Ne olur gidelim artık buradan, kolyeyi de resepsiyona bırakalım. Ne olur uyanalım bu kabustan lütfen. Aşkım. Odaya geç. Hayır, geçmeyeceğim. Ben gidiyorum. Sen de ya benimle gelirsin ya da... Ya konuşacağız, konuşacağız. Sadece konuşacağız. Neyi konuşacaksın ya? 3 milyon olmaz, 5 milyon olsun mu diyeceksin? Ya Sibel Hanım genç ve güzel bir kadın. Efendim? Yani bunu söylememin sebebi... o kafandaki şey için birine para teklif etmek zorunda değil. Onu demeye çalışıyorum. Zaten sen de 3 milyon etmezsin değil mi? Son kez söylüyorum, eğer o asansöre binersen bir daha... Ben de bir şeyler atıştırıp uyuyacağım. Hadi iyi geceler. Ya sen... sen var ya, çocukken de yalan söylemeyi beceremezdin. Sen de küçüklüğünden beri o kadar iyi yalan söylüyorsun ki. Teşekkür ederim. Ne oldu? Saat de 12'yi geçti. Ekti mi yoksa senin prens? Hı? Prens yok, hadi iyi geceler. Ya bir dakika dur, böyle minik şovlar yapıp bu konuyu geçiştiremezsin ha. Sende bir şeyler vardı, kokusu çıkar yakında. İyi geceler. Erhan Bey,
Girin lütfen. Hızlı karar vermenize sevindim. Bir şeye karar vermedim. Benden tam olarak ne istiyorsunuz onu öğrenmek için buradayım Sibel Hanım. Müstakbel eşiniz. Adı neydi? Elif miydi? Değil mi? Elif. Elif bunu yolladı size. Onun önünde yaşanmasını gerçekten istemezdim. İstemezdiniz. Peki benden ne istiyorsunuz tam olarak? Yani parçaları bir türlü birleştiremiyorum kafamda sizinle alakalı. Neyi birleştiremiyorsunuz? Sizin gibi genç ve güzel bir kadının böyle bir şey için para vermek zorunda kalması saçma değil mi yani? Gerekmiyor. Ben ne için para veriyorum Erhan Bey? Ben ne için buradaysam onun için. Siz ne için buradasınız? Oyun mu oynayacağız? Gibi. Sibel Hanım sizi anlamıyorum ya. Ne bu? Sizin 3 milyona ihtiyacınız var. Sizin? Yani sizin neye ihtiyacınız var? Susmanıza. Pardon? Benimle birlikte geçireceğiniz o 3 gün... yanından ayrılmayacaksınız. Ne yaşarsak yaşayalım... kimseye tek bir kelime etmeyeceksiniz. Aklınızın ucundan bile geçmeyecek. Bizim aramızda yaşanacak şeyler çok bariz değil mi? Aa, ne oldu? Daha az önce böyle şeylere para ödemeyecek bir kadındım ben. Hı? Fikrini mi değiştirdin? Hani böyle bir anda fikir mi değiştirirsin sen? Peki nişanlınıza ne dediniz? Alacağım para o kadar büyük ki bütün günahlarımızı, ayıplarımızı örtecek. Böyle bir şey mi? Kabul etti mi? Hiçbir şey kabul ettiği yok benimle öyle. Sibel Hanım artık benden ne istediğinizi tam olarak söyleyebilir misiniz? Lütfen ya. Önce kağıdı imzalayacaksın. Birlikte yaşayacaklarımız hakkında tek bir kelime etmeyeceğiz. Bunu zaten daha önce söylemiştiniz Sibel Hanım. İstanbul'a döndüğümüzde kalan 500 bin liraya yatıracağım. Ondan sonraki ay 1 milyon. Ondan sonraki ayda son kalan milyona yatıracağım. E 3 milyon demiştiniz bana. Bu şekilde baya baya taksite bağlamış oluyorsunuz beni. Nereden çıktı bu şimdi? Ödeme şeklini söylememiştim ki size. Güvenmiyorsunuz bana. Ben kimseye güvenmem. Ben babama bile güvenmem. Babam böyle öğretti. Herhangi bir çekinceniz varsa bu kağıdı alıp şimdi yırtabilirim. Siz de nişanlınıza, eski hayatınıza dönersiniz. Tabii, eski hayatınız kaldıysa. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.